Korku evhamı mı ortaya çıkarır? Evham korkuyu mu çıkarır? Evham vehim. Düşünce bozukluğu. Bozukluk demeyeyim de. Vehmin olabilir. İhtimaller var ya. Onun üç modu var ya. İfrat, vasat, tefrit. Her şeyin ifratı şeytandan, tefriti emreden nefisten, nefse emareden. Vasatı sünnetten. Nedir o? Farklı farklı düşünce şekilleri insanlara zenginlik katar. İnsanı donukluktan çıkarır. Mesela çakal, tavşan tek şey düşünür. Vehimleri yok ya. Düşünce vehimleri yok. Şimdi vehim, düşünce. Tamam, düşünce. Evham ya. Bir de korku var. Korktuğumuz için mi evhamımız tahrik oluyor? Evham ettiğimiz için mi korkuyoruz? Delilleriniz var mı? Soruyor. Bir tanesi soruyor. Nasıl çözersiniz ilk önce? Bir kere yöntemi herkes bir kafadan bir şey der bunu. Çözüm nasıl yani? Nasıl düşüneceksiniz bunu? Yani düşünce, doğru düşünce yönteminiz nedir? Formülünüz nedir? Böyle bir soru geldi. O bir şey der, o da bir şey der, o da bir şey der. Hiçbir şey, kimse tatmin olmaz. Kayıya binmiyor yani. Tamam. Batacağız diye. Hı. Behmediyor sanki. Behmediyor yani. Batacağız diye sonra korkuyorlar. Öyle Evet. yani. Korku filmi seyredenlerde de önce korkuyor, sonra vehmediyor. Sanki tam tersi gibi yani. Bak biraz önce anlattım ya. İki farklı söyleyeceğinizi biliyorum. Yöntem peki doğru düşünce yöntemimiz nasıl olmalı? Yani cevabından önce. Nasıl düşünmek? Yani soruyu nasıl çözmek gerekiyor? Saatlerin o kayıt misalinde mesela bakılabilir mesela. Kayıt misali. Yöntem, yöntem. O malzeme. Abi vehmettiğin şeyin tesir olmadığını, asıl tesir veren Allah olduğunu bilirsen Tamam. bir noktada çözebilirsin. O da malzeme. Yöntem. Yöntem. Soruları nasıl anlaşacağız? Yani bugün böyle dedin, sen böyle dedin, yarın da değişirsin. Sabit olması değil mi? Yöntem formülün olması lazım. İkide bir çözümü eğer yönteminiz yoksa bir şey çözmede ikide bir yeni de mahkeme kuruyorsan insanın kafasını yorar. İnsan yorulur. Bir kalıp olacak. Soru Ha. geldiğinde o kalıba göre Hı. yani Terzilik gibi. aramayacaksın yani o şey olacak. Şablon olacak. Yusuf bana bir şeyler dik dediğim zaman Hazırım. yeni bir ölçü almak ne kadar zor değil mi? Yani oldum abi olmadım ama onaylanmış daha önce kalıp çıkarmışsa ona şey yaparsın ve %100 olmuştur dersin. Formül nedir? Nasıl yani nasıl yanaşırsınız? Bak. Her şeyde onun ne olduğunu yani bir şeyin ne olduğunu onu tanımanız lazım. Bu soruya yanaşmak için bir vehmi tanımanız lazım. Vehim nedir? İki korkuyu tanımanız lazım. Nedir bunlar? İkinci yöntem vehmi tanıdıktan sonra nerenin özelliğidir? Kalpte midir, kafada mıdır, vicdanda mıdır? Hangisi kapsar? Hangisi önce gelir? İlk önce bu adamı tanıman lazım. Bu adam bu adamı ezer mi? Bilmiyorum ki, tanımıyorum. Bu adam, ha, bu vehim nasıl bir şeydir? Vehimi bir kere bileceğiz. Vehmin yeri neresidir? Kafa mıdır, vicdan mıdır, kalp mıdır, ruh mudur? Beraber gidelim. Beraber gidelim. Şimdi vehim, istersen daha değişik bir yöntem, kolay bir yöntem şey yapayım. Kolay. Hemen kafanı şeye götür. Külliyata götür. Hem lazım olacak hani vehim. Hem güzel bir derstir bu. Kafanı götür. Bu asırda
İnsanların, herkesin mutlaka bir veya birkaç tane zaaf noktası var. Onunla kafirler bizi, nefis, şeytan bizi yakalıyor, cehenneme götürüyor. 6 tane insanın zaaf noktası var. Ama herkeste var bu. Derece derece var. Neresiydi burası? 6 tane Hucumat-ı Sitte. Birincisi neydi? Hubuca. Makam düşkünlüğü. Yani lider olma sevdalığı. Herkeste cüz-i külli var bu. İnsanın en zaaf noktası, yani karatede ölüm darbesi deniyor. Buraya müdahale edince adam ölür. Gibi. Biri bu can. Baş olma sevdası. İkincisi nedir? İkincisi nedir? Havf. İkincisi korkudur. Üçüncüsü nedir? Tamam hocam. Tamaydı galiba. Peki. Dördüncüsü nedir? Niyetçilik. Beş? Enaniyet. Enaniyet. Altı? Tembellik. Tembellik. Ben hala vurdum duymam. Demek ki bu 6 tane zaaf içinde vehim var mı? Sıralama yok gibi. Yok. Korku var mı? Var. Var. Ha, temel demek ki kök hücre korkudur. O zaman merkezde korku vardır. Sistem öyle çalışıyor. Korkudan vehim olur, vesvese olur. Evham eder, panik eder, panik atak olur. Korku birincisi. Demek ki bir daha. İnsanın en zaaf noktası, vehim, vesvese, korku falan mı? İnsanın en zayıf noktası 6 tanedir. İman esasıyla tamir olur bunlar. 6 tane iman esasının karşıtıdır. Veya karşılığıdır. Birincisi baş olma sevdası. Hubbucah. Risale-i Nur'da Hubbucah geçer. İmam-ı Rabbani Hazretleri baş olma sevdası der. İkincisi havf. Korkudur. Üçüncüsü doymama, tamah. Doymuyor. Yani bugün mesela koç sapancı kadar serveti dayıyorsa, eğer bu kanaat yoksa, el kanaatun kenzun la yefta, kanaat tükenmez bir hazinedir. Bu adam talebi kadar fakirdir. İstediği kadar acizdir. Zenginlik elde, çokluk değildir. Eldeki çokluk değildir. Zenginlik kanaattır. Fakirlik elde olmaması değildir. Talep çokluğudur. Fakirlik neymiş? Talep çokluğu. Adam öyle bir talebi var ki Türkiye kendisinin, ama gene o talebine göre Türkiye hiçbir şey değil. Bu adam fakir. Allah bunu verdi ki bana talip olun diye. Sonsuz isteği, sonsuz zat cevap olsun diye vermişken, o sonsuz isteğini sen mala yaparsan, 4 milliyetçilik. Bugün alem İslam'ı paramparça etmesine sebep olan milliyetçilik. He? Menfisi. Menfisi. Yoksa diğerleri birliğe sebeptir. Fabrikada beraber çalıştık, bak birliğimize sebep. Askerlik beraber yaptık. Kürtüz, Lazız, Çerkeziz veya vatancıyız. Bunlar hep birliğe sebep iken, aynı zamanda bir çağın öteki tarafı gibi keser. Zıttı olur. Bu menfi ırkçılık. Sonra 5 enaniyet. Ben merkez. Kapitalist zihniyet. Ben ateşten, o topraktan. Oradan başladı zaten. Ben. Altıncısı, vurdum duymamaz. Vurdum duymaz. Hiç umurumda değil. Batmış memleket. Türkiye batmış. O batmış. Tembellik. Hizmet mi varmış? Uygulayalım. Hizmet mi varmış? Dava mı icra edelim? Bir şeyim, bana bir düşen bir vazifem var. Evet. Sorumluluk almaz. Eve uygularsan sorumluluk almaz. Kendisini uygularsan hiçbir katkı yapmaz kendisine. Bir şey dinlemez ya. Bunu duyduğu zaman kalkar gider. Namaz kılmaz. Namaz bir şeyin yapıldığını. Bir bak bakalım, zor durumda mı? Mesela namaza Allah için, Allah bir şey katkı yapacağını zannediyor. Oysa ruhunun gıdası olduğunu
devamlı değişken bu alemde karar kılmak, hadiselerin dışarısına çıkma gücü veren namazdır insana. Şimdi gelelim soruya. Demek ki hucumat hissitede 6 tane insan zaaf noktasını 6 tane iman esasıyla tamir olur. 6 tane iman esasıyla tamir olur. Peki 6 tane iman esası tesadüf veren mi dizilmiştir? Hayır. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusuli vel yevmil ahir ve bil kadir hayli ve diye söyle. Hucumat-ı sitede korku kaçıncı sıradaydı? 2. İman esasında 2'de ne geliyor? Ha, onda inkişaf edeceksin. Hulusi abi de eşliyor onlar abi. Eşliyor Barla'da. Hmm. Bir de abi şey de var. Şeytan dedi ya, dedi ben onların diyor sağlarından, sollarından, arkalarından, üstlerinden yaklaşacağım. Bu... Üstleri demedi. Sağ, sol, ön, arka. Ama hücumat üstlerde de 6 yön var değil mi? He. Bu 6 yönde de acaba şöhret perestlik nerede, korku damarı hangi yönde, bu yönleri de var değil mi? Hı hı. Onu da sistemi dahil edersek. Şimdi şeytanın yanaştığı 4 yöndür. 5 ve 6 yönü yok adamın. Yani üst ve altı yok. Şimdi gelelim konuya. Korku vehmi tahrik eder. Acaba. Korku korkma demek değil. Korku nasıl gemlenir? Yani ifratı var, tefriti var, aşırısı var da 3 mod. Orta, aşırısı, nötrü. Her şeyin ama aşırısı şeytandandır, ifratı. Tefriti, nötrü, nefse maredendir. Vasatı, sünnettendir. Korkuyu uygulayalım. Korku vehmi tahrik ediyor. Hucumat-ı sittede 6 tanesinin içerisinde vehim yok, korku var. Demek ki insanın en zaaf noktası vehim değil, korkudur. Korku merkezli vehim olur. Yoksa zulüm olur. Sanki abi korku vehme nispeten daha cevheri gibi gözüküyor. Şimdi öyledir de o düşünce sisteminde sıkıntı olduğundandır senin. Sistem öyle çalışmıyor. Çünkü vehim tasavvurdadır, serbest bölgededir, düşünseldir. Hafise kalbidir. Vehim tarih değil mi abi? Önce zahiri... Dinle, dinle. Dinle. O senin söylediğin detay. O bulunuş şekli. Sistemi, merkezi yakalayamamasan, vehim dimağidir, oynaktır. Korku kalbidir, kalp merkezlidir, daha camidir. Oradan gideceksin. Ondan sonra düşünceni geliştireceksin. Sonuçtan düşünceni geliştirmeyeceksin. Biraz önce ne anlattım? Dedim ki nasıl çözersiniz? Fikrinizi sormaktan önce yöntemi nasıl kuracaksınız? Merkezde ne var? Yani sonra detay. Çünkü o, çıkamazsınız işin içinden. Sen de çıkamazsın. Bir yerde de kanatlarım. Sen diyeceksin ki ha, hucumat hissi en zaaf noktası. İnsanın en zayıf noktası burası. Bakayım orada vehim var mı? Korku mu? Vehim, korku var. Vehim yok orada. Gel insana korku aklidir, haf kalbidir, vehim serbest bölgedir. Ben sorulara cevap yaparken mutlaka her cevabınız olur her şeye. Herkesin. Sokaktaki adama da sorsan cevabı olur. Onu dert eden değiliz. Sistemi tanıyacaksınız, yöntemle gideceksiniz. Mesela çalışmayı nasıl yaparsın? Vehim mi korkum? Otur derdi masaya. Vehimi öğren. Bırak onu. Korkuyu öğren. Bırak onu. Harmanla ikisini. O zaman cevap verirsin. Tamam? En isabetli böyle akli ve nakli olabilmesi için bir şeyin hakkında karar vermen için onu tanıman lazım. Bu araba buradan çıkar mı? Bir, arabayı tanıyor musun?
yükü biliyor musun, yolu biliyor musun gibi. Adam doktor ilaç verecek. Vücudu tanıman lazım. Arızaları da bilmen lazım. Yetmiyor. Bu hangi ilaç buna cevaptır bilmen lazım. Bunu doktorluk misali veriyorum adam doktor olduğu için. Hasta geldi. Öyle değil mi? Acil değil mi sizin diye? Acil. Şimdi bir adam vücudu anatomisi tanıman lazım. Karnım ağrıyor diyor. Sonra bedeni tanıyacaksın. Ağrısını sana yardım ediyor. Hasta şuram şöyledir. Sonra çözüm malzemelerim var. Böyle mi yapayım, böyle mi yapayım? İlaç mı vereyim? Serum mu vereyim? Böyledir yani yöntem. Paldır küldür her karnı ağrana hap verilmez ilk önce. Yöntem. Şimdi korkuyu tanıman lazım. Vehmi tanıman lazım. Sonra harmanlaman lazım. En kolayını söyledim. Korku bir konu mudur Risale'de? Evet. Aldık. Hucumat isitte. Vesvese Risalesi'nde vesvese var, vehim işleniyor. İçinde işleniyor. Detay o. Vesvese Risalesi'nde vehimden önce. Ha, ama vesvese hucumat isittenin içerisinde değil. Daha merkezde hucumat isitte. Yani şeytanlar ve insi ve cinni şeytanların insanı tarumar etmesi için merkezi hucum yolu. Şeyi sarayı değil, kaleyi fethetme. Korku merkezidir. Şimdi korku nasıl gemlenir? Korkuyu biz kontrol altına alırsak, yani ifrat tefrit var ya, ifratı, vasatı, ortası şey tefrit. İfrat her şeyden korkuyor. Maddi ve manevi her şeyden korkuyor. Tefriti maddi ve manevi bir şeyden korkmaz. Öyle geçiyordu değil mi? Vasatı da korkulması gereken şeyden korkulacak miktar kadar korkmak. İfratta psikoloji bozukluğu, oradan da şizofreniye yol açılıyor değil mi? Bir de o, evet. Her şeyden ifrat çok korkmak. Her şeyden, matmanı her şeyden şey yapıyor. Tefrit hiçbir şeyden aldıracak, doğru. Vasatı da korkulması gerekenden korkulacak miktarı kadar korkmak. Şimdi korkuyu gemleyelim. Ortaya nasıl getiririz? Ustad diyor ki korku 100 ihtimal yani ihtimalden yani hat ve racanın ortasını bulacağız değil mi? Bulacağız şimdi. Ortayı bulacağız. Diyor ki korku Risalesi'ne geçiyor. 2 3 4 5 veya 6 ihtimalden bir ihtimal olsa korku caiz olur diyor. Mesela ihtimal 100 üzerinde 100 üzerinde 6 kaç eder? 10 üzerinde 6 olursa 100 üzerinde 16 eder. Hesap ettim ben de. 100 üzerinde yani 5 düşünürsek usta diyor ya 5 veya 6 ihtimalde bir ihtimal olsa 5 veya 6 ihtimalde bir ihtimal olsa korku caiz olur. 100 üzerinde bunu düşünürsek 100 ihtimalden 20 ihtimal olursa ki 5'te 1 olur. 5'te 1 o demek. Değil mi? 5'te 1, 6'da 1. 6'da 1 ihtimal olursa veya 5'te 1 ihtimal olursa, 4'te 1 ihtimal olursa korku caizdir. 7'de 1 ihtimal olursa korku hastalıktır. Ustad 6'ya kadar götürüyor. Sayıyor. 2, 3, 4, 5, 6 ihtimalle 1 ihtimal. O zaman 5 ihtimalde 1 ne demektir? 100 üzerine düşünürsek 100 üzerinde 20. 6 ihtimali düşünürsek. Şimdi ihtimalde 1 ihtimal %20 yapar. 6 ihtimalde 1 olsa %16 yapar. Koronadan ölme ihtimali kaçtır? Uygulayayım şimdi söylediğim şeyleri. Şu anda bilim kurulunun söylediği hesaplara göre %0.3 koronadan ölme ihtimali. Peki bu ölenler hepsi pompa. Korku pompalıyorlar. Bir şeyi sevk etmek için sürüyü, hayvanı korkutuyorlar. Taş atıyorsun, koyun atmıyorsun. Sağ atıyorsun, sol atıyorsun, sağ atıyorsun, sol atıyorsun. Hop, ortaya götürün. Koronadan ölme ihtimali %1 değil. %0.5 değil.
%0.3. Korku ihtimaline ne zaman caiz olurdu? %20, %16, %20'den başlıyor. %20'den sonraki ihtimaller, yüksek ihtimallerse %50, %30. Korkacaksın. Tedbir alacaksın. Koronadan ölme ihtimali %0.3. Dünyanın cehenneme çevirdi. Bu lakayt olma anlamına değil, ciddiyce. Şimdi evham bugün insanların maddi hastalıklarının da sebebidir. En büyük sebebi ya korku. Vehim var ya vehim. Yoku var eden düşünceler. Ne gecesi kalmış, ne aile hayatı, ne özel hayat kalmış. Vehim duman etmiş. Çaresi ne peki? Nasıl getireceğiz? Şimdi ona geldik. Yani bir korkuyu tanımladık. İhtimalini anladık. İfratını anladık. İfrat tefritini anladık. Her şeyden aşırı korkmak. Hiçbir şeyden korkmamak. Ha? Şimdi... Abi oraya gelmeden önce sanki sistem artık çalışmaya başlıyor. Ne oluyor? İmkan vacip oluyor. Ha gibi oluyor. Şimdi gelelim nasıl? Korkunun karşısında ne getirilmesi lazım? Nasıl? Kardeşim korkma, Allah var, ahiret varlar değil. Usta korkuda neyi kullanıyor orada? Şimdi onu kullanacağız. Yöntemi anlatıyorum size. Şöyle kullanıyor. Kayığa biniyor adam. Binemiyor. Mantık kullanıyor. Korkuyu ifrat ve tefritten koparık adamı vasata getirmek için mantık kullanıyor. Diyor ki kayığa niye binemiyorsun diyor alime. Alim diyor. Nereden? Balat'tan şeye geçecekti. Eyüp'e. Hal işte Osmanlı döneminde. Kayığa binemem diyor, korkuyor. Niye korkuyorsun? Batarım diyor. Üstad diyor ki sene kaç gündür? 360 diyelim. Ortalama alalım. 360 diyelim. Kaç tane kayık var diyor. 1000 tane diyor. Senede kaç tane kayık batar diyor. Ya hiç batmaz veya bir veya fazla iki tane batar diyor. Deniz olmadığı için, boyunuz olduğu için pek batmaz orada. Senede ya hiç batmaz veya batarsa bir iki tane. Peki bizim bindiğimiz kayık diyor. Şu anda o batanların ihtimali içerisinde olsa sene 360 bin tane kayık içinde bizim bindiğimiz kayık batma ihtimali ne kadardır? 360 bin ihtimalden bir ihtimaldir. 360 bin. 100 çarpı 360 olacak. Ünlü ustad diyor ki korku diyor meşru olabilmesi için 5 veya 6 ihtimal, 6 ihtimalden bir ihtimal olsa meşrudur. Bundan fazla korkmak normal değil, bu hayvanlıktır diyor. İnsanda hayvaniyet duygusu var. O hayvan duygusu korkuyor. Hani derler ya eskiler, hayvan. Bizim bildiğimiz o sokaktaki o hayvan anlamına değil. Yani kızmakta canlı seni, hayatlı seni, hani çocuğa derler ya velet. Kötü değil. Çocuk yani manasına geliyor. Bizde hayvani duygular var ya, hayvaniyet yok mu? Beşeriyetin daha aşağısı yok mu? Kelenamu benim adam daha aşağısı. Peki hayvaniyetimiz var ya, hayvaniyetimiz. O onu korkuyu ifrat tefrite o götürüyor. O hayvanlıktır diyor ustad. 5-6 ihtimalden bir ihtimalden fazla korkmak diyor. İnsan değil, hayvanlar ancak korkar diyor. Hayvanı anlatabilir misin? Sandala nasıl bindireceksin? Kedi bilmez. Bindiremezsin. Hayvanlıktır. Orada hayvanlık aşağılık manasına değil, insanda hayvanlık mertebesinin aktifliğidir. Hayvan. Yani nedir o? Mantık dinlemez. Hayvanın ne özelliği var? İlim yoktur. Mantık yoktur. Mazi ve mazinin tecrübesi, istikbalin ümidi yoktur. Bir daha. Hayvanlık nedir? Korkunun bu çalıştırıyor. Mazinin tecrübeleri, bir sürü tecrübem var. O ölmemişti. Geleceğin ümidi. Allah ve ahiretle ümitliyiz. Mazinin tecrübesi, gelecek ise Allah ve ahiretle ümitli olmayı ortadan kaldırınca anda yaşarsa hayvanlıktır. İşte hayvan ancak korkar diyor.
Ancak gördün, ben oradan söylüyorum. Hayvan artık da olamaz diyor. Yani. Hayvan da olamaz diyor. Bu hayvan olma, olamaz da alçaklık manasında değil. Hayvanın özelliğini söylüyorum. Mazinin tecrübesi yoktur. İstikbalin ümidi ve beklentisi yok. İman ve ümit gibi âli sermayen varken diyor Hulusi Avni Barla'da. İman ve ümit gibi. Allah ve ahirette ümitli olmak geleceğe aittir. O Allah ve ahirette ümitli olmak korkunun ifratını indiriyor. Geçmişin tecrübeleri, malzemeleriyle de tefriti vasata getiriyor. Bir daha. Sen daha önce sandala bindiğin bir sürü şeyler yaptığın bir sürü tecrübe yok mu? Bilmedin mi sen? Daha önce vesvese yapmadın mı? Bir şey yok mu? Aha öleceğim. Aha ölüyorum. Öldün mü? Geçmişte olmuştu. Yok. Hah, bu geçmişteki bu tecrübeni, bu olanı şimdi kullan. Böyle bir hal olmadı mı? Oldu. Öldün mü peki? Aha ölüyorum. Aha canım çıkacak. Her şey yapacağım. Oldu mu peki? Olmadı. Ha geçmişte olmadı. Şimdi de olmayacak. Geçmişini kullanarak tefriti, vasata, tecrübeleri. İfratını nasıl yapacaksın? İman ve ümit ile geleceği yorumlarsan korkunun ifratını da vasata getiriyor. Beni de kapmıştı. Mesela ne yapmıştım? Diyelim ki bir konuda bir video çok seyretseniz veya çok olay görseniz, trafik kazasında parçalanmış, kalp krizi geçirmiş. Hepsinin alametini gördüm. Korku aktif etti. Ne yaptı? O videolar hemen geldi. Ne kadar video seyret, o kadar korkun var demektir. Seni ifrata taşır. Evet, son cümle olsun. Korkunun ifratı Allah ve ahiretle ümitli imanını Allah'a ve ahirete imanını artırmakla ifrat vasata gelir. Tefrit ise mazinin Allah'ın bunca nimetlerini, bu kadar senin kazanımlarının, yani ne kadar sıkıntılar çektin ama hiç korktuğun gibi olmadığı tecrübelerini kullanarak olmadıklarını görünce bu da olmayacağını, o cinsten olduğunu, aynı cinstendir ya. Kumaşı kesiyorsun, dikiş. Aynı kumaş işte. Geçin. Acaba becerebilecek miyim? Ya dün becerdin zaten. Zaten kesmişti. Şimdi de aynı cinsten ya. Üst üste olmasa aynı cinsten. Ha, geçmişin tecrübeleri, yani Allah'ın sendeki nimetlerini, nimetleri tadat et. Bak seni nerede nereye getirdi adam. Bu sefer korku, tefrit vasata geliyor. Ne anlattım şimdi? Biz bir yarım saate geçik anladık. Korku ve vehim bu tıpta bu şekilde de olmaz. Bu üniversitede de olmaz. Sen tıpta okumuşsun. Yani ifrat tefriti değil. Ne yaparlar işte? İşte şu ormanın çok olursa şu olur. Şu orman böyle olursa olur. Bu ilacı verirsen bunu şey yapar. Ama bir kere insan, insanı kazanacaksın. Bedenini düzeltmeden önce veya düzeltmeden adamı adam etmek adına ruhunu, aklını, kalbini doyuracaksın, dolduracaksın. Bu adamın aklına bu malzeme vereceksin. Ama modern tıpta cin ve şeytan kavramı olmadığı için, cin ve şeytan kabul etmediği için, cin ve şeytanların yaptığı ifrat ve tefrit, tefriti nefsemani cinler yapar. Her şeyin tefritini cinler yapar. Her şeyin ifratını da şeytanlar yapar. Bu kavramları onlardan kaynaklandığını cin ve şeytan kabul etmediği için cin ve şeytanın yaptığı zararı da tanımlayamaz. Görür ama nereden olduğunu bilemez. Niye her şeyden korkuyor? Niye hiçbir şeyden korkmuyor bu adam? Ne yapacak o zaman? İlaç alacak. Anladın mı? Bu Risale-i Nur'a bu arada yani meyve sohbetimiz oluyor ama bir de bir şeyi yöntem nasıl olmalı? Hemen onun üzerine fikir yürütmeden önce bu külliyatta nasıl geçiyor? Vehim mi? Korku mu? Hangisi esas konu yapmış? Hepsi geçiyor. Ama vehim sistemin içinde kullanılıyor. Vesvesenin içerisine kullanılıyor. 13. lemada şeytanın şeyini kullanıyor vesaire. Ama korku ise başlı başına bir mevzu.
Allah da diyor benden başka bir şeyden korkmayın diyor. Vehmetmeyin demiyor. Korku için Allah diyor ki benden korkun. Benden korkun. Ne kadar korkulması gerektiği kadar korkun. Allah'tan ifrat derecesine korkmak o da şeytandandır. Allah'tan tefrit derecesine korkmak o da nefsi emaredendir. Bizdeki nefs emare cinlerden. Mesela Allah'ın rahmetini düşünmeden sırf gadabını düşünüp korkmak şeytandandır. Öyle bir korkutuyor ki Yusuf, sanki Allah hep kahardır. Hep ceza veriyor. Tövbe tövbe yani. Sanki cumhuriyet savcısı yani. Gelene cumhuriyet savcısı hep suçlu bakar. Avukat nasıl bakar? Hep para diye bakar. Cumhuriyet savcısı devletin avukatıdır yani. Halkın avukatı avukattır. Suçlu diye bakar sana. İlk böyle bakar. İşte halkın avukatı avukat, devletin avukatı savcı, ikisinin ortası bulan hakim. Eğer adilse tabii. Onun için devletin avukatı olan savcı sana nasıl bakar? Hep suçlu nazara bakar. Buraya geldin mi? Suçlusun.